canıma cimcom, oh canıma cimcom. Kopyama bak. Son dakikalarında bile onlara gıcık ediyor. Oh canıma cimcom. Sen ne kadar pişkinsin Pakize. Ceza listen o kadar kabarıkken bir utanma, bir özür dileme yok. Ahlak, namus sıfır. Belki de hayatımda yaptığım en doğru şey kuzenimi hayatımdan çıkarmaktı. Hmm. Bence de kabus gibisin Pakize. Oo, sen de mi Taci? Hani bu kadınları bir yana koy. Ben özümde insanım. Benim türümde senin gibi 1000 tane insan var. Hiçbirine tahammülüm yok. Sana peri demeye 1000 şahit ister. Bu mesele bir bitsin. Onun soyunu sopunu araştıracağım. Mutlaka ailesinde kötü varlıklarla evlenmiş biri var. Pakize'deki de bu genlerden. Ah, çok mersi. Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Ay bunun bu kadar eziklendiğine bakmayın. Onunki timsah gözyaşları. Üzülme Dudu. Gerçekten haklısın. İlk defa sana hak veriyorum. Pakize türünün tek örneği. Çekilecek gibi değil. Şu kopyasına bir bak. O da öyle oturmuş pişkin pişkin sırıtıyor. Çocuklar afiyet olsun. Settings'e bassana bir. Ellerim pudra şekerle basalım şimdi. Dur ben basayım. Ha. Bu ne? O? Ne o? Ne oldu? Bunlar programdan alıyorsun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benimki galiba seninkinden daha ince. Yo, aynen. Yani seninki siyah don için öyle görünüyor. Kabı. Ha, ince gösterir diye. İlki siyah almışım o zaman. Beyaz olunca yani açık renk olsa daha geniş gösterir onun için. Aynı yoksa. Kopya Pakize, sen gitsene artık. Hay ağzına sağlık açık sözlü torunum benim. Hay ağzına sağlık açık sözlü torunum benim. Ay. Ne münasebet gidecekmişim. Korkuyorsun değil mi? Kapıdan çıktığın an seni Pelliç'e karşılayacak. Canım kalkılacaksa beraber kalkılır. Öyle değil mi Dudu? Dolayısıyla Periliçe beni herkesin içinde yakalayamaz. Bak sen şam şeytanına. Kalk git. Zamanı dondurur, insanların hafızasını siler. Gene seni yakalatırız. Aferin kopyam. Pes etmek yok. Devam, devam. Devam, devam. Hayır yani şimdi ben kalkıp gidiyorum diyeyim de... Yani dikkat mi çekeyim? Beraber geldik, beraber gitmek lazım. Sen şuna cehennem azabı çekeceğim. Korkundan gidemiyorum desene. İşte bile dikkat çekmezsin. Sen gidiyor musun, gitmiyor musun? Ya çok güzel Betüş. Canım sen mi yaptın bunu? Evet, ben yaptım. Bir daha sefere tarçın biraz az koy. Biraz bayılmış bu. Afiyet olsun Pakize hala. Ben artık kalkayım Betüş'cüm. Sen de yorgun gözüküyorsun. Yani böyle nezaketen oturuyormuşsun gibi bir halin var. Aa, hiç öyle şey olur mu Pakize hala? Biz sizin burada olmanızdan çok mutluyuz. Ah canım. Yani bence bir sakıncası yok ama Pakize hala... Sizin çok acil ve önemli bir işiniz olduğunu biliyorum ben. Onun için gitmeniz uygundur tabii. Acele işi mi varmış? Var, var. Çok önemli ve acil bir işi var. Ben biliyorum ne olduğunu. Canım, öyle mi? Arayıp iptal edebilirim yani. Çok önemli bir şey değil. Olmaz, olmaz, olmaz. Çünkü Pakize halanın annemle çok yakın bir arkadaşları var. Onlar, o hanım yani, Pakize halayı bekliyor. Yani iptal ederim arayı. Edemezsiniz. Olur mu? Ne kadar ayıp olur Pakize Hanım'cığım. Yani böyle bir insan davet edildiği zaman hazırlık yapılıyor. O kadın da hazırlık yapmış. Yapmıştır yani. Yapmaz mı insan? Bak ben neler yaptım. Gelecekler misafirlerim diye yani. Sizin için değil ama... o yüzden ayıp olur mu? Gitmeniz uygundur. Canım onlar bayatlamaz yani. O benim yakınım ayrıca. Yarına da kalabilir. Sorun değildi. O zaman siz bir telefon edin. Ama burası biraz kalabalık, gürültülü. Şöyle uzaklaşın şuralardan, bir haber verin isterseniz telefonla. Gidemeyeceğim. Canım ben arayayım şimdi.
Dudu'ya şöyle bir uğrayacaktım. Damadım peşine takıldım ta Betüşlere kadar geldim dersin. Zaten şu anda sihirli aynasından seni izliyor. Şu telefonu açtığına hemen seni alıp götürecek. Biliyorsun ben geleceği görebiliyorum. Şimdi tamam sen arama bırak. Yani bana diye çıktın Betüşlere gittin diyecek. Kadının gücüne gidecek. Tamam ben giderim lütfen beni bırakın artık. Bilirseniz yalan söylemesini hiç beceremem. Biliriz. Anneciğim istersen biz de kalkalım ya. Pagizla tek başına gitmesin. Yok canım siz oturun. Neyse aldığınız o şeylerle o işinizi bitirin. Pagize yabancı değil. Taksici de tanıdık. Emniyetli gider. O zaman gene bekleriz mutlaka. Elbette tabii. Bize de bekleriz ha değil mi anneciğim? Ya anneciğim ya benim şimdi içim el vermiyor. Baksana yani hani üstünde de bir şey yok. Böyle geldi hava soğuk. Canım nasıl geldiyse o şekilde gider. Kanı sıcaktır onun, üşümez. Öyle mi diyorsun anne? Evet, üşümez. Ben getireyim Pakize halayı. İyi geceler. Hadi. Gitme zamanı geldi. Hazır bekliyorum. Ha, kapıyı kapat da damatlardan biri görmesin. Periçem geçmiş olsun. Yani nihayet kurtulduk. Umarım. Acımasız. Gaddar. Bunları Pakize'ye söyleyeceksiniz. Ona da söyledim. Peki ne yapacaksınız bana? Öteki kopyana yaptığımı. Ama önce seni şatoma götüreceğim. Seni son bir kez sorguya çekeceğim. Hadi gidiyoruz. Benim sihir gücüm yok. Seni ben götürürüm. Söyle bakalım diğeriniz nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum demek, bilmiyorum demek. Ben sana sormuyorum. Evet. Cevap bekliyorum. Öteki Pakize nerede? Ben de sana bunu soruyorum zaten. Ben size tercüme edeyim. Buraya beraber geldiği kopyamı soruyor. Öyle değil mi canım? Evet Aslım. Toz duman oldu. Yok oldu. Yok mu oldu? Eğer sen son kopyanın yerini söylemezsen... ...sen de toz olup yok olacaksın. Sakın bu tuzağa düşme. Söylesen de seni yok edecek. Zaten o gerçek değil ki. Niye korksun? Ama bu bir daha senin kopyan olamayacağım demek. Gördün mü Dudu? Ben kopyalarımın gözünde o kadar kahramanım ki... ...kopyalarım benim yerimde olmaktan o kadar keyif alıyorlar ki... ...Periliçe'den bile korkmuyorlar. Yeter artık Pakize. Kes sesini. Son defa soruyorum. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Sana son kez soruyorum. Artık sabrım taşmaya başladı. Aslımı satamam. Söyleyemem. Al kopyasını vur Aslına. O zaman Aslın'la vedalaş. Çünkü bir daha onu görmemek üzere evrene karışacaksın. Ve de gerçeği açıklamadığın için Pakize sonsuza kadar sihirsiz parmak Pakize olarak kalacak. Gökyüzünde buluşuyoruz. İşte birisi Pakizeler diye bağırıyor. Diğerleri de onun yanına geliyorlar. Güzel. Niye söyledin? Ha? Niye söyledin? Seni korumak için. Salak. Beni de bitirdin. Saftorik orta zekalı. Ay. Demek ki senin de saftorik bir yanın varmış ki. Kopyanda da var. Sus. Dünyada inanmazdım. Ay. Aslında iyi niyetli bir kopyaymış da... ...Aslını korumak için gerçeği söyledi. Evet. Seni de diğer kopyaların gibi... Toz duman kainata yolluyorum. Ay, 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 ay.
Olamaz. Periliç'e gitti, Pakize burada. Kopyam onu, o onu toza dumana çevirmeden önce sihirlemiş. Yaşasın. Kafasız Pakize, sevinme. Eğer Periliç'e gittiyse sizi kim bu halinizden kurtaracak bakalım? Boşuna sevinme Pakize Peri. Boşuna üzülme Dudu Peri. Periliç'e siz misiniz? Benim. Öteki Pakize'yi bulmak için Pakize oldum, o kadar. Hadi şimdi gökyüzüne Pakizeler diye bağırmaya gidiyorum. Bu sesle mi? Tabii ki hayır. Bu sesle. Oyunun sonu geldi Pakize. Pakizeler! 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 Sesini duyuyorum. Pakize! Pakize! Sesime gel. Ben seni takip ediyorum. Ama rüzgar var, sesin dağılıyor. Bak, senin sesin sağdan geliyor. Sen sola doğru gel. Evet. Sesin sola doğru geldikçe daha çok yaklaşıyor. Yanına gelmek üzereyim. Nasılsın? Beni niye gecenin bu saatinde çağırdın? Ah, Pakize'nin başına neler geldi neler. Oyun içinde oyun, hile içinde hile. Pakize Peri, ben seninle nasıl başa çıkacağım ha? Uyudu. Benim yanımda uyudu. Yatak odamıza kadar girdi. Dudu onu parça pinçik edecek. Sen köpeğin tekisin. Ayak ucumda yattın. Ne var? Hele bir gelsin de kim kimi parçalıyor? Hem suçlu hem güçlü. Bağırıp durma. Senin yüzünden bütün gece rezil oldu. Zamanı geri alıp herkesi geri yollamak zorunda kaldım. Hoş. Başının üstüne kalpler uçuşmasaydı bütün gece hiçbir şey anlayacağımız da yoktu. Ay, Faruk'u görünce dayanamıyorum. Ne yapayım? Duygularımı kontrol edemiyorum. Ama en kısa zamanda bu hislerimi kontrol etmek için de kendime sihir yapacağım. Pakize Peri, sen bir rüyada mısın ha? Senin artık sihir güçlerin olmayacak. Bütün bu yaptıklarından sonra bunu unut. Hala kopyalarım dışarıda Periliç'e. Onların da benim gibi olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Asla size yakalanmıyorlar. Ya seni gözümün önünden ayırmazsın ha? Ya benimle birlikte benim şatomda dizimin dibinde yaşamaya mahkum edersem? Hayır, fani olur ölürüm de kabul etmem. Kaçarım, izimi bulamazsınız. Kaçamazsın. Çünkü senin sihirlerin yok. Sen bir fanisin. Ve de... Ve de... Ve yine parmak kadarsın. Hadi, şimdi Dudu'dan özür dilemeye gidiyoruz. Dilemem! Dilemeyeceğim, asla dilemeyeceğim! Dileyeceksin. Dilemeyeceğim! Taci, Toprak, biz gidiyoruz, hoşça kalın. Dilemeyeceğim! Güle güle. Ay, ne olur karımı gönderin bana. Lütfen Periliç'e, lütfen. İşte suçlu geldi. Seni parçalayacağım, seni sikemerteceğim, seni... Bırak beni! Seni nasıl sikemerteceğim? Kurmaklayacağım, ısırmayacağım. Isırma! Sen nasıl beni şu parmak kadar halimle aç bir ilaç bıraktın buralarda? Sen benim ne hakkı çatardın?
Periliçem, lütfen Pakize derken bana değil ona bakın. Dudu derken de ona değil bana bakın. Ay artık alınıyorum yani. Sen benim bedenimle kocamın da olduğu sofrada o aşk salak Faruk'la kesiştin mi? Ha? Evet. Çabuk beni eski halime çevirin Periliçe. Şu topuklarımı ezeyim şunu. Ha? Ha? Ezeyim seni geberteyim. Seni geberteyim. Asırayım da parçalayayım da seni. Size kavga etmeyin ve seyredin dedim. Dün gece kocanı dizlerime yatırdım. Tüylerini de okşadım. Ne? Ne yaptın? Pekala. İkisi de iyi bir cezayı hak etti. Ne Pakize laftan anlıyor ne de öbürü. Evet Periliçem de ne yapmayı düşünüyorsunuz? Önce şu durumu bir halledelim. İkisi de gerçek bedenlerine dönsün. Pakize Pakize, Dudu da Dudu olsun. Yani annemi eski haline derken eski boyutuna getirmeyecek misiniz? Hayır. Onları çözüp aralarındaki meseleyi halledene kadar böyle bırakacağım. Sonra da biz gideceğiz. Annem böyle parmak kadar mı kalacak? Evet, o böyle parmak kadar kalacak. Onun yerine de kopyası bakacak. Evet, kopya Dudu. Parmak Dudu burada kalacak. Ve sen onun yerine şatodaki bütün işlere bakacaksın. Peki Periliçe. Evet, şimdi görünmez oluyoruz. İnsaf nedir bilmez. Pes etmez misiniz ha? Sabahtan beri sizi izliyorum. Didişmeye bir an bile ara vermediniz. Öteki kopya Pakizeler Periliçe'nin şatosuna girdiler. Bir takım oyunlar oynadılar ve yakalandılar. Madem siz gelmediniz, biz geldik Periliçe. Niye görünmeye cesaretiniz yok? Çünkü küçücük bir işimiz var. Hemen gideceğiz. Pakize'yi buradan götüremezsiniz. 24 saat korumalı. Ama sizi süresiz parmak Periliçe'ye çevirebiliriz. Efendim? Bana bunu yapamazsınız. Oh Periliçe. Sihirlerinizi alamayız. Ama sizi böyle küçük bir Periliçe yapabiliriz. Ve bunu biz yaptığımız için ancak biz gelip sizi tekrar eski halinize çevirebiliriz. Şimdi siz ya Pakize'yi eski haline döndüreceksiniz veya bütün kainatın en güzel küçücük minicik cüce Periliçesi olarak bir ömür boyu kalacaksınız. Hayır! Hayır! Ayol ne oldu? Gitmenizle gelmeniz bir oldu. Periliçem işte oradalar. Sihirledim yoklar. Çünkü kaçtılar. Ne yani? Buradalar mıymış? Evet, bizi takip ediyorlar. Lanet olasıcalar. Periler aşkına lanet olsun. Hadi hemen gidiyoruz. Hazır mısın Eda? Hazırım Periliçem.
Ama kendisini şu an sihirsiz ve etkisiz hale getirmiş bulunuyorum. Aferin Toprak. Aferin. Periliçe ve Eda burada. Kaç Pakize. Sen eğlenelim derken yakalandın. Bir koruma yapsaydın ya. İş bana düştü. Şurada tek kopya kaldı. Kaçıyorum ki son kopyaya haber vereyim. Kaçamazsın. Oh, ikisini de yakaladık. Şimdi çıkıyoruz. Dönüşte bu Pakize'yi alın. Hiç merak etme Toprakcığım. Ben de aynen öyle yapacağım. Hadi oğlum gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Aferin sana. Hadi gidelim. Gel oğlum. Önden gidelim. Hadi bakalım. Çatoya gidiyoruz. Hayır. Hayır. Gitmeyeceğim. Evet. Gidiyoruz. Ciddi misin? Evet, çok ciddiyim. Ben hiç yalan söyler miyim? Eyvah eyvah. Sonra ne oldu? Sonra Pakize Periliçe'nin şatosunda, kafesin içinde ve parmak haliyle duruyor. Öteki kopya Pakizelere ne oldu? Periliçe o ikisini toz dumana katıp kainata fırlattı. Bir daha asla geri gelemeyecekler. Sen son kalan tek kopya Pakizesin. Sen kalan son Pakizesin dedi. Bu da ne demek şimdi? Aa. Diğer ikisi tozu dumana karışmış, kainata fırlatılmış. Peki kendisi de var. Üç Pakize oldu. Aa, bu kopya değil. Pakize de değil. Peki kim bu? Bana gerçek yüzünü göster. Demek sen Periliçesin. Pekala. Yutmuş gibi davranacağım. Ama seni mahvedeceğim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Siz şimdi görünmez olup bu kadınla beni takip edeceksiniz. Bu kadın kim? Kopya Pakize kılığına girmiş Periliçe. Ne? Ne? Ben kendimi Pakize için feda edeceğim. Ama siz Pakize'yi kurtaracaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. 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 Yani ikimizin gidip Pakize'yi kurtarması lazım. Hadi o zaman. Ne duruyoruz? Gidelim. Gidelim. İşte onu buldum. Biliyor musun? Bütün sihirli güçlerini elinden alıyor. Ay, inanmıyorum. Bak, o son kopya Pakize değil, o Periliçe. Evet, öyleyim. Şimdi de seninle vedalaşma vakti geldi. Son kopya Pakize. Niye Pakize'yi kurtarmak için en ufak bir çaba sarf etmiyorsun? Belki de başından beri kopya Pakize olmadığını biliyordum. Hatta Periliçe oldum. Bunu nasıl bilebilirsin? Açık verdin Periliçe. Bana sen son kopyasın dedin. Biz zaten üç kopyaydık. Senin dışında ikisini toz ettin. Kainatın en zeki kadınıdır. Bir kere dahi yalan söylemeyi becerememiştir. Ah, o görevi bana verecektiniz ki en ufak bir şüphe bırakmazdım ortada. Yani
sizi biraz dondurdum ve birkaç kopya daha hazırladım. Şimdi ne yaparsan yap Perilice. Seve seve. Ben Dudu'ya da hiç kıyamam. Tamam, verdiğim sözü tutacağım. De bir şeyler düşünüyorum tabii ama cezalı olarak. Ay çocuklar gibi mutlu oldum. Ay, ay, ay ne güzel. Periliçem, sihirlerimi geri verdiniz mi? Verdim. İyi o zaman. Müsaade edin de şunu bir parçalayayım ben. Lütfen sen Taci'yi alıp şatona gider misin? Onu bana bırak. Sırf ceza almayayım diye kendimi zor tutuyorum. Hadi çocuklar. Bunun en ufak bir kopyası kalmadığına göre gidebiliriz. Evet Periliçem, biz de artık gidelim. Geç oldu müsaadenizle. Betüş. Bücür. Sizi mahvedeceğim. Sizinle işim bitmedi. Sonsuza dek kabusunuz olacağım. Seninle daha işim bitmedi Pakize. Benim senle işim sonsuza dek bitmeyecek Perilce.